Merhaba arkadaşlar, size bu videoda Hearts of Stone'da gerçekleşen birçoğumuzun, ben de dahil olmak üzere birçoğumuzun kaçırdığı küçük bir olayı göstermek istiyorum. Hearts of Stone'a başlarken biliyorsunuz, Olgirt'le gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz, bir yaratık kontraktı var. Anlaşıyorsunuz, gidiyorsunuz, kocaman bir kurbağa, lanetlenmiş biri. Tabi o an bilmiyorsunuz ne lanetlendiğini. Geralt kapışıyor, öldürüyor. Kurbağayı öldürürken kurbağanın içindeki o zehir, toksik Geralt'ın üstüne bulaşıyor ve o sırada Geralt bayılıyor. Bayıldıktan sonra Ophir'lı askerler bir büyücüyle birlikte Geralt'ı esir alıyorlar. Sonra gemide Gaunt-Radim geliyor ve Geralt'a buradan kurtulma teklifi veriyor. Başka bir şart, başka bir istek koşuluyla Geralt da kabul ediyor. Sonra Geralt şeyde ayılıyor. Gemi battıktan sonra Geralt'ı sürüklerlerken Geralt ayılıyor ve onlarla kapışmaya başlıyor. Şimdi orada dikkat ederseniz isteğe bağlı olarak Ophir'lı askerleri imha et, yok et gibi bir şey yazıyor. Şu an tam hatırlamıyorum şeyini, açıklamasında görevin şeyinde yapılması istenen şeyde. Ben de isteğe bağlı dediği için biraz araştırma yaptım. Çok da bir şey bulamadım. YouTube'da birisi bununla alakalı bir bilgi vermiş. Savaştan kaçar, onları öldürmeyip uzaklaşırsanız bir zaman sonra şurada görüldüğü gibi Ophir'lılar buraya kamp kuruyorlar. Çok denedim, olmadı bir türlü. Bu kamp kurma işini beceremedim. Şurada sol tarafta bekliyorlardı hep, ne zaman gelsem. 2 hafta, hatta 2 haftadan fazla bir süre boyunca meditasyon yaptım. Gene de kamp kurmamışlardı. Ne yaptığımı söyleyeyim. Skellige'daki şu keşfedilmemiş yerler, zulaları temizlememiştim. Bu arada 2 hafta söylerken oyun zamanına göre 2 hafta. Gittim buraları temizledim o süre zarfı içerisinde. Ondan sonra görevleri, Hearts of Stone görevlerine devam ettim. Şu da bug geçmiyor. Neyse, başka bug'ım daha var haritada. Bu da ayrı bir bug. Neyse, konuya dönelim. Ben görevleri yapmaya devam ettim. Sonra haritada birden şans eseri böyle bakarken burada bir soru işareti gözüktü, keşfedilmemiş yer olarak. Şimdi geldim, kontrol ettim. Ophir'li tüccarlar, tüccarlar diyorum pardon, Ophir'li askerler ve büyücü buraya kamp kurmuş. Şimdi şöyle bir şey, madem meditasyon işe yaramıyor, şu yapabilirsiniz: ya benim gibi oynamaya devam edersiniz, ya da haritada soru işareti oluşana kadar Novigrad'ın dışında olacak şekilde, bu arada Novigrad içinde olmayacaksınız. Ophir'lerin orada kamp kurabilmesi için Novigrad dışında bir yerden 1/2 Skellige'ye ya da Kaer Morhen'e hızlı yolculuk tabelası üzerinden habire gidip gelebilirsiniz. Ta ki haritada soru işareti oluşana kadar. Soru işareti ulaştıktan sonra gecenin bir vakti buraya gelebilirsiniz. Bu ayrıntının ufak bir getirisi var. Şöyle çok bir şey değil. Kamp kurulunca çadırın içinde bir tane sandık var.
ekstra olarak o sandığı yağmalayabiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz burada işte askerlerin kılıçlarını falan 3-5 bir şey alıyorsunuz. Bir de geminin dağıldığı halden sonra kıyıya vurduktan sonraki sağa sola 3-5 sandık dağılıyor. Onları topluyorsunuz. O. Burada ise ekstra olarak içeride bir sandık daha var. Onu yağmalayacaksınız. Olay bu. Ben şimdi olaya devam edeceğim ve bu arkadaşları keseceğim. Evet. Attık. Nefes çekelim. Evet, hemen kapışıyorlar. Gelelim büyücüye. Büyücü abi. Ah. Öleceğiz. Neyse ikinci yaşam var Allah'tan. Hoş olmadı bu hiç hoş olmadı. Geber. Oh. Yağmalayalım bakalım. Neyse bunu sonra okurum. Evet, sandığımız bu. Çok merak ediyorum ne çıkacak içinden. Hiçbir şey çıkmıyor. Yani. Neyse. Bu para mara yok, buna hiçbir şey yok mu? Ha, neyse. Oo, güçlü bir şeyler çıkıyor.
yürüyebilecek miyim? Almadık bir şey kaldı mı? Galiba bu kadar. Sandıkların hepsi. Toplanmalık bir şey kalmaz. Evet, dediğim gibi minimum 2 hafta geçmesi lazım. Bunun böyle bir şeyin oluşması için. Kampın oluşması için. Hadi vur, 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 hadi vur. Kuyen build'im içinde diğer iki videomu izleyebilirsiniz. Koyan Buil bölüm 1, bölüm 2. Tabi bosslarda işe yaramıyor. Bosslar çok güçlü. Evet. O zaman size iyi oyunlar arkadaşlar.